Sağ ol oğlum. Ne yaptın Şükran? Konuştun mu Zehra ile, ne dedi? Konuşamadım Nimet. Ay bir an önce konuşsan da görüştürsek çocukları. Valla Cemile de söyledim, haber bekliyor o da. Vallahi Nimetciğim nasıl desem bilmiyorum ki. Yani sağ olsun Zehra böyle konuların lafını bile ettirmiyor. Bir iki denedim ama olmadı. Ne varmış canım bunu söylemekte? Hayatım söylerim söylemesine tabii ama hani şöyle tatlılıkla olsun istiyorum. Dur. Ben bir yolunu bulacağım. Sen benden haber bekle. Yarına kadar hallederim ben bu işi inşallah. İnşallah anlaşırlar, konuşurlar da Zehracığımın güzel bir yuvası olur. İnşallah Şükran'cığım, inşallah. Açar şimdi. Hay Allah. Duymadı herhalde. Duymamıştır. Nasıl yapsak ya? Başka bir yolu yok mu Şükran teyze? Mesela çalıştığı yere gitsen? Olur. Olur tabii. Hem bizzat tanışmış olursun. Ha ama bak Zehra'yı gördüğün zaman babasından izin aldığını mutlaka söyle. Benim güzel kızım babasından habersiz adım bile atmaz. Çok teşekkürler Şükran teyze. Canım. Çok sağ ol. Merak etmeyin usule ters bir şey olmayacak. Bundan hiç şüphem yok evladım. Benim tek isteğim siz anlaşın, güzel bir yuvanız olsun. Oh, o kadar. Ben telefonumu arabada unutmuşum. Alıp geliyorum. Zehra Hanım. Evet. Siz kimsiniz? Cemil ben. Cemil, ben tanıyamadım sizi. Kusura bakmayın ya. Bir anda sizi karşımda görünce. Geçen sizi mahallede görmüştüm. Şükran teyze de fotoğrafınızı gösterdi.